Bak cennette olacak güzelliklerden bir tanesi ne diyor Allah 43. ayette? Şeytanın Allah'a sınırın. Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip aldık diyor Allah. Kin yok. Kini bilmiyor. Ne güzel. Kinlenemiyor. Yani hiçbir şey onu etkilemiyor. Kinlenmiyor. Özel verilen bir duygu. İmtihan için veriyor. İmtihan bittiği için kin de kaldırıyor. Kinin bir anlamı kalmadığı için. Bak imtihan bitiyor. Kin imtihan için verilmiş özel bir durum. Evet. Özel veriliyor. İmtihanın bittiği an onun da gerekçesi kalktığı için kaldırılıyor. Altlarından ırmaklar akar. Ne kadar seviyor insan akar suyu. Evet. Su olsun da küçük bir su bile olsa değil evet. mi? Ha, bak Allah işte cennete olan iştiyakımızdan geliyor. Bu dünyadaki suya olan sevgimiz cennet olan sevgimizden oluyor. İçgüdü olarak vermiş Allah. Suyu seviyoruz. Ya bir mantığı var mı? Durduk yere insan suyu sever mi? Korkabilir de insan Allah korkutabilir de mesela suyu gördü mü kaçardı. Suyu seviyor insan. Bak şeyhimiz gidiyor. Evet. Denizin kenarında öyle o güzel yeşil gözlerine şeyhin Şah Sultanımız. Maşallah. Bakıyor 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 denize doymuyor. Maşallah. Hemen her gün gidiyor evet. yine doymuyor. Maşallah. Altlarına ırmaklar akar. Derler ki bizi buna ulaştıran Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah ya Rabbi diyorlar. Hamdolsun sana. Eğer Allah bize hidayet vermeseydi, Hadi ismini tecelli etmeseydi, Hadi ismini tecelli etmeseydi, doğruya eremeyecektik. Yani Allah bizi imansız da yapabilir diyor. Elhamdülillah imanını yaptı diyor. Andolsun Rabbimizin elçileri hak ile geldiler. Mehdiler, peygamberler hak ile geldiler. Onlara işte bu yaptıklarınıza karşılık olarak milatçı kılındığınız cennettir diye seslenilecek. Yani geldiklerinde bak size vaat etmiştik ya, vaat edilmişti. Allah vaat etmişti işte bu cennet bu cennet diyorlar kapıdan girdiğinde. Bir bakıyor oba uçsuz bucaksız gelmiyor şimdi cennet. Oh elhamdülillah ucu bucağı yok. Maşallah. Cennet halkı ateş halkına şöyle seslenecekler. Bize Rabbimizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Televizyon gibi ekrandan konuşuyorlar. Onlar da evet derler. Bundan sonra işlerinden seslenen biri şöyle seslenecektir. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Bütün deccalleri, firavunları, müminler cehennemde görüyorlar. Mümin hiçbir zaman için belanın içine girmez. Yani zor mesela cehenneme arazisine giriyor. Ama ne azabını görüyor ne zorluğunu görüyor. Sadece yeri görmesi için Allah getiriyor. Evet, evet. Yani çünkü hep içinde bir uhde kalır. Cehennemi niye görmedim? Yani çünkü sürekli belirtilen bir yer. Tabii. Yerini gördün mü? Cennette kıyaslayıcı için çok hoşuna giriyor. Ama cehennemin içine girmiyor yani. Şeyine değil. Arazisine giriyorlar. Ki onlar Allah'ın yolundan alıkoyanlar, onda çarpıklık arayanlar ve ahireti tanımayanlardır. 45. ayet. Küfrün vasıflarına söyle bak. Allah'ın yolundan alıkoyuyor. Namaz kıldırmıyor, oruç tutturmuyor. Onda çarpıklık arayanlar, bir de bak çarpıklık, yobazlar buraya iyi dikkat etsinler. Bu ayete bak. Allah'ın yolundan alıkoyuyor, namaz kıldırmıyor mesela kadınlara. Çarpıklık arıyor. Evet. Yani din doğruyken çarpık bir din anlayışı getiriyor, sapık bir din anlayışı meydana getiriyor. İlaveler, ekler, çıkartmalar yaparak. Yok öyle bir şey hüküm Kur'an'da. Allah böyle dedi diyor. İki taraf arasında bir engel ve burçlar üstünde hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Yani cennetle cehennem arasında bir engel var. Bu belki bizim bilmediğimiz bir elektromanyetik bir engel de olabilir. Tahmin etmediğimiz bir boyut engeli olabilir. Araf üstünde deyince, burçlar deyince millete tabi taştan, topraktan, burç üstünde mızraklı adamlar geçiyor diyor. Burçtan kasıt, boyutun içerisindeki melekler olabilir. Boyutun içerisindeki. Hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Hepsi melekler, hepsini tanıyor yüzünde. Mesela kaç milyon insan varsa, maşallah. Allah'ın verdiği akla bak maşallah. Hepsini su gibi biliyor. Mesela
Hüseyinoğlu Ahmet ne yaptığını, ne ettiğini, bütün sanki onu ondan daha iyi biliyor. Gayet güzel tanıyor. Maşallah. Halbuki adam Çin'den gelmiş mesela farz edelim. Yahut Malezya'dan gelmiş. Malezya'nın köyünden gelmiş. Gayet güzel tanıyor. En ince detaylarına kadar. Cennete gireceklere selam size derler. Her gelene selam diyorlar. Selam, selam, selam. Bunlar henüz girmiyor fakat girmeyi şiddetle arzu edip umanlardır. Yani bekliyorlar girmek için ama çok şiddetli istiyorlar. Gözleri cehennem halkından yana çevrilince Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma derler. Yani çok çekiniyorlar. Ya Rabbi diyor, aman ya Rabbi diyor. Yani gidecekler cennete ama yine de bir işlerine bir korku geliyor. Aman ya Rabbi diyor yani. Bizi bunlarla kılma ya Rabbi diyorlar. Yani uzaktan onlara bakıyorlar ama zaten yerler belirlenmiş. Yani belli cennete çünkü nurları var. Önlerinde ve sağlarında nurları var. Onları taşıyanlar var. Yani belli gidecek. Zaten diyor ayette bak şiddetle arzu edip umanlardır. Ama daha netleşmediği için insani bir şeyle heyecan duyuyorlar tabii. İnsani bir hisle. Evet. İnşallah. Burcun üstündeki adamlar yüzlerinden tanıdıkları adamlara seslenerek derler ki ne güç servet toplamış olmaz ne büyüklük taslamanız size bir yara sağlamadı. Maşallah. Mesela diyor Naci diyor. Naci hak gelmez mesela. Neye yaradı diyor kazancın, milyarder oldun, bilmem ne yaptın, falanca yerde şunu yaptın, dolandırıcılık yaptın. Evet. Ne kazandın diyor, adam hatırlatıyor, başına kalkıyor. Yani adam orada zaten bir yerin dibine giriyor yani. Gayet güzel adam tanıyor böyle. Kendilerine Allah'ın bir rahmet eriştirmeyeceğine yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı? Yani Müslümanlara diyorlar yani böyle bazı yobaz takımı. Ya bunlar sapık Müslüman falan mesela bize de diyorlar. Tabii. Yanlış yoldalar işte yanlış şeyler konuşuyorlar hatalı adamlar. Allah bu kişilere rahmet de vermez. İşte bunlar kafir buna benzer. Bak kendilerine Allah'ın bir rahmet eriştirmeyeceğine yemin ettiniz. Bir de yemin ediyorlar. Yani batmışsın sen çok kötüsün diyorlar. Kimseler bunlar mıydı diyorlar o tanıyan oradaki melekler. O adamlara soruyorlar. Ama Müslümanlar safında Müslümanları göstererek soruyorlar. Bu kişilere mi demiştiniz diyorlar. İki tarafında isim isim biliyorlar hepsini. Cennettekilere diyorlar ki girin cennete diyorlar onlar o zaman arkasından. Oradaki memur melekler. Sizin için korku yoktur. Artık sizden korku kaldırıldı diyorlar. Sizin için korku yoktur. Ve mahzun olmayacaksınız. Artık üzülme de yok diyorlar. Üzülmeyeceksiniz, mahzun olmayacaksınız. Ateşin halkı cennet halkına sesleniyor. Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın. Girer girmez hemen su ver, yemek yiyecek istiyorlar. Evet. Evrimden oldu diyordun sen. Evet. Evrimden olduğuna inandığın suyu sana zaten veriyorlar orada. Tabii. Evrimden olduğuna inandığın rızkı da veriyorlar. Niye yemiyorsun? İşte cehennem zakumu var. Şeytan başı gibi duruyor meyveleri diyor. Evet. Bayağı iğrenç, leş gibi kokan şeyler. Evet. Derler ki doğrusu Allah bunları inkar edenlere haram, yasak kılmıştır. Müslümanlar diyorlar ki ve melekler doğrusu Allah bunları inkar edenlere haram kılmıştır. Onlara haram. Yemeleri haram, yasak. Onlar dinlerini bir eğlence ve oyun konusu edinmişlerdi. Ve dünya hayatı onları aldatmıştı. Yani insanlar çok görüyor işte falanca bey, feşmekence bey, falanca grubun başkanı falan. Onlardan etkilenip dünya hayatı onları aldatmıştı diyor. Yani paralar, imkan, köşe dönme, halkın desteği, basının desteği. Onlar bu gönlerle karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi yok sayarak tanımadıkları gibi Kur'an'ı esas almıyor, hurafeyi esas alıyor. Biz de bugün onları unutacağız. Belalarını vereceğim diyor Cenab-ı Allah. İnşallah.